Aydın ha. Bunlar burada kaldıysa ben giderim ha. Telaşlanma Burhan, onlar yanına ayrıldı oturacak. Ne oldu bunun saçına, ne olmuş? Vallahi ben giderim ihtiyar. Hiç benim şakam yoktur, vallahi giderim. Bak çantamı koluma taktım, gidiyorum ha. Sit sen karışma, bırak dayım müdahale etsin. Ya giderim bak, kapıya doğru bir adım daha yaklaştım, giderim ha şu anda. Gidiyorum ha. Ay sen saçını mı boyattın Burhan? Gel otur Burhan, gel otur, gel. Bu nasıl iş İfot? Bu nasıl iş? Eski nişanlım, eski nişanlımın kocası ve ben aynı evde. Nasıl olabilir? Bir de biyak biyak bağıran çocukları hiç saymıyorum bile. Sizin lan! Üç tane. Ne? Saymıyorum dedin ya, üç tane. Onu mu dedik lan, gerizekalı? Doğru konuş lan, pamuk şeker. Ay! İfut, gördün mü hemen beni incitti. Vallahi şu anda kırıldım. Ay sinir krizleri geçiriyorum ya. Yetişin ha dostlar. Bunlar gitsin, toplaşıp gitsinler bence bunlar. Sus be solan. Aferin kızım. İzzet. Ya bunların kendi evleri yok mu İfot? Gitsinler evlerinde kalsınlar. Bak size söylüyorum, ocağınıza incir ağacı dikecekler. Toplaşıp gitsinler bunlar. Defol gitsinler bunlar. Ay Burhan'cığım, biliyorum haklısın ama bir sabırlı ol. Ne yapalım şekerim? Aslı yavrum, bunlar gitsin. Oldu Burhan Bey, söylerim. Yoksa ben giderim vallahi. Ben de sizin yerinizde olsam ben de giderdim Burhan Bey, doğru. Ne? Bence hemen toplanın gidin. Bunlar hak ettiler. Ay! Vallahi yığılacağım üzerine ha. O kadar sinir krizi geçiriyorum şu anda. Defolup gidiyorum. Ya o Sacit nerede kaldı? Gelsin de şundan bir konuşsa. Ha, Sacit kumara oturdu bey baba. Gece geç gelir artık. Ne? Artık bir aile olduk. Bende yalan yok yani. İzzet sen gerizekalı mısın? Senin ağzın ne diyor makbule? Rezilsin sen. Vallahi rezilsin. Ay daha bu sabah konuşmasam neyse. Hayır izin verirsen. İzin vermiyorum efendim. Sen resmen bağımlısın. Seni tedavi ettirmek lazım seni. Hayır şimdi konuşulacak konu... Sus! Konuşulacak konuyu ben seçerim. Serseri. Sacit gel canım gel. İşte bakın çocuklarım, içki, kumar, uyuşturucu gibi illetlerin sonu böyle olur. Bakın öyle. Ne diyorsun abla? Öğrensinler diye Sacit. Kazandın mı bari? Kazandım. Kaç para kazandın bakayım? 2000 dolar dayı. Aferin sana. Hadi olduğu gibi onları makbuleye ver. Ne? Bak böyle çocukların eksiklerini tamamlarsın. Sacit dayılarından küçük bir hediye. Sağ ol Sacit dayı. Ama dayı ben o parayla... Hala ne yüzle konuşuyorsun sen? Parayı vereceksin ama daha bitmedi. Bak Sacit, bu sözlerimi iyi dinle. Bir daha seni papaz kaşı dahil kumar oynarken görürsem... toplarsın eşyanı, bu evden gidersin. Gider mi? Çok ciddiyim, gidersin. Ya zaten kalabalığız. Ne güzel yer açılır. Kalabalığız, evet. Bravo İzzet. Madem evim, soyunup döküneyim, rahat edeyim dedim. Bunu demiyorum. Dayıma Sacit kumarda demişsin, tebrik ederim. Kusura bakma abi, aileye yalan söylenmez, gizli saklı olmaz yani. Bu ne ya? Bu ne ya? Çoraplar, atlet, pijama... yani lümpenlik paçalarından şöyle kanepeye doğru sızım sızım sızılıyor ya. Ne var lan? Ev hali işte. Ama bu evin hali değil. Anlıyor musun beni? Sütçü oğlu rezidans asansında şimdiye kadar böyle bir olay görülmedi ya. Eskiden bu evin salonuna girilirken ütüsüz pantolonla girilmezdi. Erkekler fötür şapka takarlardı. Eskiden öyleydi. İşte yozlaşma, işte köyden kente göç, işte fotoğraf, şakır şakır. Ne dırdırlanıyorsun lan? Biz senin fotoğraf saçına bir şey diyor muyuz? Ağzını burnunu dağıtırım senin lan, terbiyesiz. Sus lan! Konuşma lan! Lan buna bak! Lan! Gel hadi buyur gel! Oh!
Bu hep böyle mi olacak bunlar? Olmayacak Tahsin Bey amca. Ya bunlar gidecek ya ben gideceğim. Vallahi giderim ha. Vallahi giderim eğer bunlar git. Ana elektrik kes. Ay bayılıyorum yeleğim. Ne oluyor? Dur sana bekleyin. Yüzlerim karardı şu anda. Ay anam anam. Kolonya getir kolonya. Ay bayılıyorum bir ay kendimi iyi hissetmiyorum ay. Koş kızım koş. Ay limon kolonyası olmasın, lavat olsun, gelsin bir yanıya. Ay dosttan can kurtaran yok mu? Ay ölüyorum lütfen. Ya Allah Allah, aynı şeyi yapıyorsun makbille. Tipsiz misin nesin ya? Burhan Bey, aynı çatı altında yaşayacaksak dost olmamız lazım. Bu asabiyetten yere varamazsınız yani. Ayrıca şunu unutmayın ki sevgi bitmez, yalnızca şekil değiştirir. Şu andan itibaren biz sizinle iki iyi arkadaş olabiliriz. Aman. Bu kadar lafın cevabı bu mu yani? Evet Makbili. Allah Allah ya. Ha İfot, çayın altını kapattım. Sabah da uyku tutmadı. Beş gibi de ütüleri böyle toparlayayım dedim. Ay sağ ol, sağ ol. Ah, size imam bayıldığıyla pazı serması yaptım. Evde çekirge sürüsü olduğu için bence bitmeden hemen bir uzaktan bir gör haber vereyim dedim. Ya teyze, öyle dün akşamki gibi alafortan fonu yemekler yapmayın ya. Bir makarnadır, pilavdır, kuru fasulye, nohut. Karnımız şişsin yani. Sen! Sen benim yemeklerime laf mı diyorsun lan? Ha? Sen benim pazı sarmamla imam bayıldım, karın doyurmuyor mu diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Kes lan! Sus lan! Az tutma lan! Yürü git lan! Ayrıl! Az tutma lan! Dokunma yok! Az tut dokundun şuraya! Dokunma yok! Sus lan! Bulaşma lan bana sabah sabah! Nerede lan onu atıyor? Ne? Çay bardağı niye yalınız? Niye bardak altlığı onu terk etti? Hıyarca sorular sorduğu için olabilir. Köylü, Sütçüoğlu rezidansında hiçbir çay bardağı altlıksız ve kaşıksız şimdiye kadar dolaşmadı. Kıraathane mi lan burası? Sana ne lan? Dış kapının mandalı. İfot! Mahallenizi gördün mü? Ay Burhan'cığım. Vallahi giderim ben ya bu evde. Of! Giderim, giderim. Git o zaman lan. O zaman gidiyorum ha. Aslıyorum ben gidiyorum. Gerçekten bunlar gitmeyeyim mi? Gitmeyi. O zaman bahane kalayı, benim gitmem kalayı. Ben zaten bavulumu falan hazırlamıştım. Ben gidiyorum. Bence gidin Burhan Bey. Bunlar hak ettiler. O zaman ben gidiyorum. Bavul mu? Ne bavulu Burhan şekerim? Ne yapıyorsun? Ayo birini söylesenize gitmesin. Niye ya? Aa, İzzet ayağına bir terlik giy istersen. Ben size giderim demiştim. Hep şaha zannettiniz. Sanki spiritüel bir insanım. Ben dün geceden hiçbirinizin haberi olmadan eşyalarımı toplamıştım zaten. Ve ben gidiyorum dediğim zaman altını her zaman çizerim. Bavulunuz boş Burhan Bey. Ay şey, ay bırak ama ele lazım ya. Neyse, ben şimdi bavulumu hazırlamam zor olur. Akşam toplarım yani. Hadi görüşürüz. İzzet, çayı öpürdetme. Ya anne, kendisi de gitmek istiyor. Ayrıca da yazık değil mi Burhan Bey'e? Her sabah kalkacak karşısında eski nişanlısı ve eski nişanlısının kocası böyle burun buruna her gün. Buna yürek dayanmaz. Gidin deyin gitsin. Ya olmaz kızım olmaz. Çocuğa evini bıraktırdık. Kendi evleneceği kadar buraya yerleştirdik. Bak bu ne şakladanak orta yerde bıraktı. Ay dayı ben buradayım duyuyorum yani. Niye duyuyor canım senden mi çekineceğim? Bırakmadın bu şakladanak. Diyeceğim o ki onca kazıktan sonra bir de kovalım mı? Yakışık almaz ya, bana uymaz. Ay şu kadarcık çocuk zaten ayol. Gidiyor odasında uyuyor zavallı. Ne zararı var çocukcağızın? Ya anne, sen değil misin ev kalabalık oldu diyen? Ay, Burhan gidemez. Hayır efendim, olmaz. Gitmesin kızım. Olmaz. Burhansız olmaz bu ev. Burhan burada kalacak.
O kadar. Kalsın bir yere gitmesin muhakkak ki hep lan burada otursun derken neyin peşindesin ha? Bizi barıştırmaya mı çalışıyorsun? Çünkü öyle bir şeylerin peşindeysen iş işten geçti yenge. Ben evli bir kadınım. Ay ne diyorsun ayol, ne barıştırması? E o zaman bırak adamı gitsin ya. Yapma ya. Ha? Gitsin diyorsun. Tabii. Tabii. Sen bu evde 10 nüfus olduğunun farkında mısın? Ha? Hediyeyle Nilay temizliğe geldiği günler öğlenleri futbol takımına yemek çıkıyor bu evde. Ha? Kim uğraşacak bu işlerle? Ne, Burhan Bey mi? Burhancı maşallah 4 kol çengi. Yıkıyor, çitiliyor, sıkıyor, yorulmuyor, kesiyor, dilimliyor. Aynen bir mutfak robotu gibi. Ay mutfak robotu mu? Sadece mutfak robotu değil, komple ev robotu. Burhansız bu ev nasıl yürür? Söyler misin bana Makbule Hanım? He? Gitmeyecek. Burhan bu evden gitmeyecek, o kadar. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.